Görevli olduğunuz binada sınavın sınav uygulama yönergesine uygun biçimde yürütülmesinden birinci derecede sorumlusunuz. Sınavı, bina tutanağında yer alan bina sınav sorumlusu talimatındaki saat ve adımlara göre uygulamalısınız. Sınav haftası, sınav koordinatörünün düzenleyeceği sınav uygulaması eğitimine katılmalısınız. Sınav günü, görevlendirme belgesi, sınav görevli kartı ve üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunan geçerli bir kimlik belgesini yanınızda bulundurmalısınız. Görevlendirme ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan hiç kimse binaya alınmayacaktır. Sınav günü, görevlendirme belgenizde belirtilen saatte görevli olduğunuz binada hazır bulunmalısınız. Bina sınav sorumlusu yardımcısı, bina yöneticisi ve emniyet görevlileriyle beraber sınav evraklarını, görevli değişiklik formu ve sınav günü yazısını şehir içi sınav evrakı nakil görevlisinden sınav binası girişinde sayarak imza karşılığında bizzat kendiniz teslim almalısınız. Bina sınav evrakı kutularını bina sınav sorumlusu odasına getirmelisiniz. Bina cihaz görevlisinin bina sınav sorumlu odası, bina girişi ve sınav binası salonlarında yer alan saate entegre kameraları çalıştırmasını sağlayınız. Öncelikle sınav evrakı kutularının kameranın görüş alanında olmasına dikkat ederek açılmasını sağlayınız. Açılan kilitleri atmamalı, her kutunun kendi kilidini kutunun içine koyarak ÖSYM'ye göndermelisiniz. Bu işlem sonrasında bina girişinde yer alacak saate entegre kameraların çalıştırılmasını sağlayınız ve bina tutanağında tespitler bölümünde yer alan saat bölümünü doldurunuz. Sınav binası kutularından bina sınav sorumlusu yazısı, salon tutanağı, bina tutanağı, sınav uygulama yönergesi, güvenlik görevlisi görev talimatı, tükenmez kalem, aday sayısı kadar kırtasiye seti, salon sınav evrakı poşetleri, sınav evrakları çıkacaktır. Sınav binası kutularından çıkan güvenlik görevlisi görev talimatı kartlarını güvenlik görevlilerine vermeli ve yazılı talimatları yerine getirmelerini söylemelisiniz. Bina sınav sorumlusu odası olarak belirlenmiş odanın kapısına bina sınav sorumlusu yazısını astırmalı, binanın giriş kapısına sınav binasına girişi yasak olan maddeler ve sınav binasına giriş için kabul edilen belgeler afişlerinin asıldığını kontrol ediniz. Tüm görevlilerin sınav görev kartlarını görünür şekilde taktığından emin olarak zamanında görev yerlerine yönlendirmelisiniz. Sınav başlama saatinden 2 saat 15 dakika önce bina sınav sorumlusu yardımcısı, bina yöneticisi ve güvenlik görevlilerinin katılımıyla bina tutanağı ve sınav uygulama yönergesinde belirlenen kuralların özenle uygulanması için bir toplantı yapmalısınız. Bu toplantıda bina yöneticisine salonların salon tanıtım formundaki düzene getirilmesi, analog saatlerin tüm salonlarda takılı olmasını ve doğru zamanı göstermesini, internet bağlantısının kesilmesi, telefon, faks ve fotokopi makinelerinin kapatılması ve bina içerisinde çay, kahve gibi içeceklerin yapılmasına ya da yiyecek tüketilmesinin kesinlikle yasak olduğu hususlarında bilgilendirmeli, görevliler için sadece ev ya da araba anahtarını, ÖSYM temsilcileri ve bina sınav sorumlusu yardımcısı için telefonlarını kapalı durumda koyabilecekleri bina girişinde bir yer temin etmesi gerektiğini iletmeli, sınav uygulama yönergesinde sınav binasına alınması yasak olduğu belirtilen eşyalarla gelenlerin binaya girmesine kesinlikle izin verilmeyeceğini aktarmalısınız. Sınav binası içinde cep telefonu sadece bina sınav sorumlusu, bina güvenlik görevlileri, sınav koordinatörü ve üst koordinatörlerde bulunabileceğini, belirtilen görevlilerin dışında sınav binası içinde cep telefonu bulundurulmasının kesinlikle yasak olduğunu, bina yöneticisiyle güvenlik görevlilerinin güvenlik açısından binayı aramalarını sağlamalı, toplantı sonunda görevli ve adayların binaya alım sürecinin yönetilmesi için bina sınav sorumlusu yardımcısını bina girişine yönlendiriniz. Üst arama işlemlerinin bina girişinde bina sınav sorumlusu yardımcısı nezaretinde güvenlik görevlileri tarafından yapılacağını aktarınız. Binaya gelen görevlileri
bina tutanağına imza attırarak görev yerlerine gönderiniz ve sınav başlama saatinden 1 saat 45 dakika önce salon başkanlarıyla toplantı yapılacağını söyleyiniz. Sınav görevine gelmeyen görevlileri görevli değişiklik formuna işlemeli ve yedek görevli ihtiyacı oluşması durumunda ÖSYM sınav koordinatörüne başvurmalısınız. Sınavın salon tutanağında belirtilen sınav uygulama talimatına göre salon başkanları tarafından yürütüleceğini söyleyiniz. Ayrıca sınavın uygulamasına yönelik sınav uygulama yönergesinde ve sınav günü yazısında yer alan bilgileri salon başkanlarıyla paylaşınız. Bu toplantıda salonda oluşan durumları mutlaka salon tutanağında yer alan tespitler bölümüne yazmaları gerektiğini söyleyiniz. Gözetmenlerin salon girişinde geçerli kimlik belgesi ve sınava giriş belgesiyle gelmeyen adayları sınav salonuna almamaları, sınav başlama saatinden sonra salona gelen adayların kesinlikle sınav salonuna alınmayacağını, salon tutanağında belirtilen sınavın başlama, bitiş ve sınavdan çıkılabilecek sürelerini tahtaya yazmaları gerektiğini ve sınavın bitimine 5 dakika kala adaylara sözlü olarak hatırlatılması gerektiğini belirtiniz. Salon tutanağında belirtilen yasaklı sürelerde hem adaylar hem de görevlilerin salonu terk etmeleri yasaktır. Israrlı şekilde salondan çıkmak isteyen adayların salon başkanı nezaretinde bina sınav sorumlusu odasına getirilmeleri gerektiğini, adayların sınav salonu içinde sınava gireceği yeri sebebi ne olursa olsun kesinlikle değiştirilmeyeceğini, ilgili salona ait sınav evraklarının sebebi ne olursa olsun salon dışına kesinlikle çıkarılmayacağını, soru kitapçıklarının görevliler tarafından okunup incelenemeyeceğini, kimliğinden kuşkulandıkları adayları huzursuz ve rahatsız etmeden kimliği kuşkulu aday işlemlerini salon tutanağında belirtildiği gibi sınav sonunda yapmaları gerektiğini, sınav sonunda soru kitapçıkları ve cevap kağıtlarının sıraya konulup sayılarak paketlenmesi gerektiğini, ağzı kapatılan cevap kağıdı dönüş poşetinin sebebi ne olursa olsun açılmaması gerektiğini, sınav sonrasında değerlendirme raporlarını sınavdan sonraki ikinci iş günü saat 12.00'a kadar görevli işlemleri sistemi veya ÖSYM mobil sistemi üzerinden bildirmeleri gerektiğini aktarın. Bina girişinde bina yedek görevlilerini adayların geçerli kimlik belgeleriyle sınav giriş belgelerinin kontrolünü yapacağını söyleyerek giriş kapısına gönderiniz ve sınav başlama saatinden 1 saat 30 dakika önce adayların sınav binasına alınma talimatını veriniz. Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce bina önünde sırada bulunan adaylar varsa üst arama ve kimlik kontrolleri için adayları bina içine alınız ve bina kapılarını giriş ve çıkışlara kapatınız. Sınav başladıktan sonra sınav günü yazısını doldurunuz. Sınavla ilgili ÖSYM'ye bildirilecek tüm bilgileri bina tutanağının tespitler bölümüne ek kağıt kullanmadan yazınız. Sınav başladıktan sonra bina sınav sorumlusu yardımcınızla koordineli olarak 30 dakika aralıklarla sınav salonlarını gezerek kontrol etmelisiniz. Sınav sonrasında salon başkanının getireceği salon sınav evrakı poşetleri ile cevap kağıtları dönüş poşetlerini sayarak teslim almalı, poşetleri getiren her salon başkanına bina tutanağında yer alan salon sınav evrakı teslim tutanağını imzalatmalısınız. Kimliği kuşkulu aday varsa adayın odanızdaki saate entegre kameraya yakın plandan ve farklı açılardan kamera kayıtlarının yapılması ve parmak izinin alınmasını sağlamalısınız. Sınav bitiminde sınav evrakı kutularını kapatmadan önce sınav binanızdaki salonlarda sınav evrakı kalıp kalmadığını bina yöneticisi aracılığıyla kontrol ediniz. Bina güvenlik tutanağını güvenlik görevlileriyle birlikte doldurunuz, bu tutanağın bir kopyasının kağıda yazılarak imza altına alınmasını sağlayınız ve güvenlik görevlilerine teslim ediniz. Bina sınav sorumlusu odasında toplanan evrak poşetlerinin binadaki salon sayılarıyla aynı olduğundan emin olduktan sonra cevap kağıdı dönüş poşetlerini, bina tutanağını ve sınav uygulama yönergesini kırmızı kutuya, salon sınav evrakı poşetlerini mavi kutuya koymalısınız. Evrak kutularını kapatınız.
bina sınav sorumlusu yardımcısı, bina yöneticisi ve güvenlik görevlileriyle birlikte sınav evrakları, sınav günü yazısı ve görevli değişiklik formunu şehir içi sınav evrakı nakil görevlisine imza karşılığında teslim etmelisiniz. Son olarak görev raporunuzu görevli işlemleri sistemi veya ÖSYM mobil üzerinden ÖSYM'ye ulaştırmalısınız.